Perşembe akşamı Trabzonspor Samspor. Evet, Samsunspor'umuz içeride çok önemli bir maça çıktı. Rakibi olan Karagümrük takımını son dakikalara yakın zamanda 1-0 yendi. Kral, ne dersin? Bence altın değerinde 3 puan. Hatta 3 puan değil, 6 puan değerinde 3 puan diyebiliriz. Karagümrük maçı ile ilgili İsmet, kadroyu alabiliriz. Bir taraftan da Kral konuşurken. Yücel, bu galibiyet gerçekten beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. İnşallah bundan sonraki maçlarda da galibiyet serisine devam ederiz, etmeliyiz. Bizde Afrika Kupası'na giden yabancılar var mı Yücel? Var. Bilgin var mı? Var. Gittiler mi? Gittiler. Ençan var. Şintler var. Kaç tane var Samspor'da bilek oynayan? Ençam'la Şintler daha fazla oynayan. O iki tane oyuncumuz var. Ya iyi oyuncular ikisi de. Ama Ençam daha iyi. Şu anda ama çok etkilemedi Kral. Yani o oynayan oyuncular, yerine giren oyuncular. Kadromuz sonuçta bu. Sezon sonuna kadar bu kadroyla devam edeceğiz Kral. Bundan sonraki sezonda da aynı kadroyla devam edeceğiz Yücel. İki defalık şeyimiz var. Yasağımız var. Bunu da söyleyelim. Ama Karagümrük maçında Samspor eze eze 3 puanı aldı. Çok mutlu olduk. Çok keyiflendik. Tebrik ediyoruz. Eze eze derken? Teknik direktör. Sen oynanan oyunu beğendin mi? Eze eze diyorsun ya. Yok. Ben oyuna bakmadım Yücel. Ben skora baktım. Puana baktım. Evet. Kötü oynarken kazanmak da çok önemli. Biliyorsun kötü oynarken kazanılan puanlar çok değerli olur. Bu 3 puan değil, biraz evvel söylediğim gibi 6 puan niteliğinde. Mutluyuz. Yani ben Samsun galip geldikçe heyecanlanıyorum, keyifleniyorum, mutlu oluyorum, gururlanıyorum. İsmet, İnşallah Trabzon'da yenersek tadından yenilmez diye düşünüyorum. Keyiften uçulur diye düşünüyorum. İnşallah Trabzon'da yeneriz. Böyle sokaklara çıkar, eğleniriz, mutlu oluruz. Kral, ben hemen analizleri göstereyim. Arada kalsın İsmet. 20. dakika. Karagümrük Rohten ile pas tercihini yanlış yaptı burada. Vermesi gereken yeşildi, kırmızıyı verdi. Okan'a gitti top. Bir sonrasına gel İsmet. 2 numaraya gel. Arada kalsın görüntü. İlk şut 22. dakikada Can'dan geldi, rakip takımdan. Daha evvelinde bizim de hatamız yoktu. Bir sonrasına gel. Kral, Mustafa Tan, genç oyuncumuz, sağ bek oynadı bu maçta. Haluk Tan'ın oğlu Mustafa Tan. Değerli bir kardeşimiz o da. Bu maçta da iyi işler yaptı. Oynadığı süre içerisinde bir Samsunlu olarak çok kaliteli bir asist pas yaptı. Emre penaltıdan daha yakın bir pozisyonda golü kaçırdı. Bir sonrasına gel İsmet. Oyuna daha sonra giren Ercan, Satkan'ın bu pasında bomboş pozisyonda kaleciye geri pası verdi. Ne dersin bu pozisyonla ilgili? Bir bakarsan ona Kral. Yani burada çok kötü bir vuruş yaptı Ercan Kara, golü atan. Bir sonrasında yine Ercan var. Evet, bunu da kaçırdı. 6'ya gel İsmet. Kral, dakika 84. Fofana'nın ortasında bu sefer Ercan gol yaptı. Kimsenin beklemediği. Bunlar bomba topluyorum ben. Yukarıdan düşen bomba etkili topluyorum. Bakar mısın 2, 4, 6, 7 tane Karagümrüklü oyuncu Ercan'ı tek bıraktı. Ercan iğne deliğinden topu geçirdi ve çok önemli bir galibiyete imza atan golü attı. Evet Kral. Trabzonspor maçı ne olur dedin. Şimdi bir daha senin fikrin ne? Ama Trabzonspor'un da çok etkili ayakları var. Onaçu var. Santroforları, Edin Visca var. Bakasetas var. Onlar da Abdülkerim var aynı şekilde. Ama defansı Trabzonspor'un da gol yemeye müsait Kral. Yücel, kolay maç yok artık.
İstanbulspor'la oynarken bile her an her şeyi yaşayabilirsin. Şimdi bir de bu maç Trabzon maçı. Trabzon'da Samsun'u sevmez, Samsun'da Trabzon'u sevmez. Zamanında Samsun'u iki kere düşürmüştü. Bu maçlar çok gergindir. Bu maçlar çok sert geçer. Bu maçlar Karadeniz'in hani derbisidir. Kabul etmek gerekirse. İnşallah bu derbiden kazanan taraf biz olalım istiyorum. Biz 3 puan alalım diyorum. Bizim çok daha ihtiyacımız var Trabzonspor'dan. Bu da bir gerçek. O yüzden 3 puan için gidelim. 1 puana razıyız ama yenilmeden gelelim. Biz de takımımızı alkışlayalım. Mutlu olalım. Keyiflenelim istiyorum. Bu da tabii bizim söylemlerimizde olmaz. Hazırlanmak lazım. Kral. İyi futbolculardan oluşan bir kadro. Ve bu kadronun inanması lazım. Çok koşması lazım. Çok istemesi lazım. İyi bir konsantrasyon olması lazım. Birçok şey lazım. Bunlar bir araya gelirse vallahi çok rahat kazanırız. Kayseri gitti yendi. Birkaç tane takım berabere kaldı yendi. Biz niye yenmeyelim? Neden biz puan alıp gelmeyelim diyorum. Peki bir soru sana tekrar Kral. Bizim düşme potasındaki durumumuz. Şu anda 18 puanımız var. Trabzonspor'dan puan ve puanlar alırsak 19'da kapatsak örnek veriyorum. Sence ikinci yarı kaç puan alırsak biz ligde tutunuruz? Yücel, bunun hesabını ben yapmadım. Çok samimiyetle söyleyeyim. Bu hesap ne zaman yapılır? İkinci yarı başlarken, bir ilk yarı biterken. Ama işimiz gerçekten çok zor. Transfer tahtamız kapalı. Bu futbolcularla devam edeceğiz. Ve diğer bütün kulüpler yeni futbolcular alacaklar. Bizim hiç borcumuz olmamasına rağmen transfer tahtamız kapalı. Bu da ayrı bir ayıp, bu da ayrı bir şok, bu da ayrı bir ayrıntı yani. Bu günlerce konuşulacak bir konu. Yani hiç kimseye bir borcumuz yok ama gel gör ki tahtamız kapalı. Ya herkes kıçıyla gülüyor. Bu duruma herkes kıçıyla gülüyor. Ayıp, yazık, yuh olsun. Bu emeklere yuh olsun. Kimseye borcumuz yok. Bu futbolcudan dolayı hata yapıyorsun. Amatörlük bu, amatörlük.